Beşiktaş e, karşılaşmasında e, iki asistiyle dikkat çekti. Evet. Önceki maçlarda da e, takımı ileriye çıkarması ofans gücünde dikkat çeken bir e, yapısı var. Gabriel Sara'nın e, Galatasaray'da aradığı 8 numarayı artık buldu yorumlarında yapılıyor. Sinem nasıl değerlendirirsin? Seninle başlayalım. Sezon başında Sara e, daha alışma sürecindeyken aslında Okan Hoca bunu basın toplantısında yanıtlamıştı. Bir 8 numara transferi yapılacak mı diye. Daha kaç oyuncuyla oynayabiliriz ki? 12 oyuncuyla mı oynayacağız? Aldık Sarayı işte orta sahaya diye. Böyle hafif sistem dolu bir açıklaması vardı. Aslında Sarayı biraz e, araştırıp bakınca çok şaşırtıcı olmadığını görebiliriz. Norwich'te de benzer bir performansı vardı. Duran toplarda yine çok etkiliydi. E, daha hücume yönelik bir orta saha oyuncusu. Tam aslında aranın o 8 numara olduğunu görebilirdik ama oradaki tabi e, handikap şu olabilirdi. Bir hani Norwich City sonuçta Championship takımı e, birincilik takımı değil oradaki belki fark onu zorlayabilir gibi bir soru işareti vardı. Bir de işte ikili mücadelelerde çok fazla etkili olmadığı üzerine Söyledim. hani onun za zaafları olarak sarayı aslında böyle tanımlayabilirdik ama o Norvic City'de de yine skora çok katkı yapıyordu. Duran toplarda yine çok etkiliydi. Burada da aslında bir alışma sürecinin hemen ardından Torreira ile beraber orta sahada çok güçlü oldular. Duran toplarda özellikle biraz sonra o konuya da e, değiniriz tekrardan ama eee Galatasaray istatistikleri de çok iyi durumda şu anda Avrupa'da e, lider verilerden birine sahip. Özellikle ilk başta Gabriel Sarı'yı sorayım. Sara ve Duran topu birleştirip evet, cevap vereyim. Lütfen. Sinem çünkü güzel bir özet yaptı zaten. Ee, Sara kendisi söyledi röportajında. Yani babam bana çok yardımcı oluyordu. İyi Duran top kullanayım diye. Ee, onun onu çok yardımcı gördüm diyor. Çocukluğundan çocukluğumdan beri çalışıyorum diyor ki babası eski futbolcu olduğu için bu yorumu yapıyor. Luis Sara. Ee, ben izlemedim ama iyi futbolcuymuş. Öyle diyorlar. Ben de. Evet. Ee, Dolayısıyla Duran top çalışmalarında çok da aşina bir oyuncu olması. Babasıyla beraber Hani bu yolda çok gayret etmiş olması. Kendisi biliyorsunuz Zidane hayranı aynı zamanda. Toplu aşırı neşirliğinde oraya hikayeleştirebiliriz. Köpeğinin adı bile Zizu. E, o ikisini birleştirince e, son derbide duran toptan iki gol atan Sara çok da e, şaşırtmıyor. Ama böyle güzel bir yumuşak bir ayağı var. Yani evet. ayak numarası Fedef bilmiyorum de ama. Evet. Ya, mi? Sanki böyle 36,5'dan yani. 37 bir ayak. <laughs> üstüne böyle bebek yağı sürmüşsün gibi. İnce'yi şöyle çok güzel veren. Ben ona zaten pas demiyorum. Hep söylüyorum zehir diyorum. Onun attığı şeye pas denmez bence. Zehir atan kıymetli bir oyuncu. Ama hala bir eksiği ya da daha görmediğimiz bir özelliği var. Aslında Okan Buruk, Gabriel Sara transferinde onun girişkenliğinden faydalanmak istediğini söylüyordu. Yani ceza sahası ve içeri doğru koşu atan oyuncu olarak tarif ediyordu. Biz daha o koşuculuğu da görmedik. Yani bu kadar övgü alan Sarının daha o özelliğine sıra gelmedi. Şu ana kadar. izliyoruz aslında evet, şu an Evet, biraz. Yani daha girişken koşu atan halini görmedik. Ben bir noktaya sadece dikkat çekeyim. Ayağıyla ilgili dediğim gibi yani edebiyat konuşturabileceğiniz Bir de hasretiz ondan. Yani şöyle ayağı yumuşak. İyi futbolcu. Ya. İçi dışı evet. ayağının içiyle ayrı dışıyla ayrı böyle keyif verir öyle adamlar. Futboldan anlayan adam sever öyle maestro tip oyuncuları. Ama ben bir özelliğinden daha bahsetmek isterim. O da geçiş savunmasındaki katkısı. Ne demek istiyorum? Galatasaray rakibine hani baskı oyun oynamayı seviyor. Zaten ligin kalibresi ortada. Buna da çok izin veren bir ligimiz var. E, Saça Boy Galatasaray'da öyle bir kıymeti olduğunu çok söylerdim. Sonra onu Okan Hoca'ya doğrulatma şansım olmuştu. Galatasaray hücum devamlılığını sağlayan oyuncuydu. Yani gittin 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 pozisyona girdin. E, rakip topu kaptığı anda rakibin atağını ilk kesen oyunculardan biri Saça Boy oluyordu. Şimdi Sara Öyle kritik yerlerde koşulları ve temaslarıyla rakip hatanı kesiyor ki fark etmemiş olabilir insanlar biliyor musun? Onu düşünüyorum. Yani rakip baskını yaptın, arkaya doğru rakip topa savunma yaptı ve çıkmaya başladı. O öyle kritik anda, İlk çok kritik koşular ve çok kritik dokunuşlar yapıyor ki aslında onun göz ardı edilmiş olabileceğini düşünüyorum. O açıdan da önemli bir oyuncu Gabriel Sara. Biz sadece ayağı ve duran top kabiliyeti üzerine konuşuyoruz ama hem Galatasaray'ın geçiş savunmasında... Çok önemli bir isim hem de daha o girişken Oyununu ceza sahasına koşu atan şeyinde çok gösterdiğini de düşünmüyorum Ki zaman zaman da Torreira birlikte oynadığı dönemde Eleştirilerin de hedefinde olmuştu Yani savunma anlamında hiçbir şey Yapmıyor ve Torreira'yı çok yalnız Bırakıyor acaba orada Kerem mi oynasın Demirbay mı oynasın Yorumları da zaman zaman yapıldı ama e, katkısını da yavaş yavaş kendisi göstermeye başladı. Bir alışma dönemi gerekiyordu Sinem'in dediği gibi. Onu da atlattı. E, Gabriel Sarı'nın da istatistiklerine şöyle bir bakmak e, istiyoruz. Toplamda 14 maç. 13'ün ilk 11'de başladı. 2 e, gol e, katkısı saldı. 6'da asist yaptı. E, o Ufuk Kağan'ın söylediği gibi aradaki asistlerde o zehri de e, saldığı evet, anlar evet oldu. Ya. Tam bir zehir yani atıyor. Yani böyle sanki bir iple bağlamışsın gibi topun gideceği yeri. Gerçekten bir e, duran top uzmanı ama Ufuk katılıyorum. Hücumda daha etkili olduğu, skoru direkt kendisinin değiştirdiği hı hı. E, maçları da yavaş yavaş görmeye başlayabiliriz. E, tabii ki şimdi hani e, o kadar güçlü bir hücum yönü var ki Galatasaray'ın. Saraya çok sıra kal evet. gelmiyor. Ee, işi birileri mutlaka bitiriyor ön tarafta biri çözüyor ama ona ihtiyaç duyulan maçlar seninle olacaktır. birlikteydik maç yani sen ön tarafta sırada evet. ben arkadaydım o e kestiğinde topu bayağı kestiği anda yani bayağı yani O kadar kalabalıktı <laughs> ki. Ben evde e, izledim ama en azından Evde çok izlemeyi kalabildi. tercih ederdim biliyor <laughs> musun? Yani basın e, tekrar türbünü. tekrar izlemek durumunda kaldım maçta. Neler olduğunu tam çözebilmek için çünkü çok yukarıdaydık. İnanılmaz çok uzaktan bir basın izledik. Türbünüydü. Öyle mi? Evet. <laughs> yani basın türbünü de en son basamağında yayınlardan dolayı biraz geç e, geç girdik içeriye doğal olarak. E, ön taraflarda izleyemedik. O kestiği anda o hareketlenmesiyle dedim gol. Evet. Deniz bir de işte iyi takım da oyuncuların kalitesini de yukarı çıkıyor dikkat edin iyi takımın oyuncularını daha fazla övüyoruz daha fazla Tabii. anlatıyoruz e, çünkü iyi bir organizasyon mevcut kabiliyeti yani oyuncu 10 üzerinden 3 olsa bile 5 gösteriyor zaten ve Galatasaray bunun en tipik örneklerinden bir tanesi pek çok oyuncu başka takımlara gitse 10 üzerinden 5'leri 3 olarak değerlendirebiliriz e, Çok An basit Yunus Evet. Bence direkt ilk örnek Yunus. Tekrardan yükselmiş. Kim bekleyebilirdi böyle bir performans? Yani derbide hani konuşuyoruz e, derbinin öne çıkan oyuncularını ama mesela her maç neredeyse öne çıkan bir isim de Yunus. Bunun çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum Sinem söylediği. söyledi? Bir de tabii Simen diyorsun. Yani Osimhen'in ne işi var abi burada? Ya öyle diyorsun bakınca. Senin o ne işin var. var bu ligde kardeşim? E dediler ya ilk başta zaten geldi Ocak'ta gitmek için geldi. Yoksa Türkiye'ye gelmezdi. ama haklı insanlar şimdi bu şey var. Ama çok üstünde ligin yani. Yani şimdi bir ligimiz var bizim. Biz burada kendi yağımızda kavga, <laughs> gürültü, kaos. O onu kolluyor, bu bunu şampiyon yapmak istiyor, bu bunu engelliyor. Takılıp gidiyorduk magazinel bir tarafı vardı bizim ligimizin baktığında. Yani bizim ligimizin nesi, nesi meşhur? Fizik kalitesi mi meşhur? Yok. İşte taktiksel formasyonel yapısı mı Yok. iyi antrenörler mi var? Yok. Hiç öyle maç bir maç şey maç sonu hani, sabah şey gibi magazin programı gibi. Tamam, biraz Survivor tarafı var. Yani ben yıllar önce onun şakasını yapıyordum. Sonra Acun Ilıcalı futbola geldi. Ee, Süper Ligi yayıncısı Acun Ilıcalı olsun diyordum. Hani pazartesi günleri koy diyordum. Survivor Çünkü, değil O zaman da Çukur dizisi vardı. <laughs> Karşısına koyun yarışsın falan diyordu. Acun Ilıcalı bu tarafa gelmiş oldu. Ee, böyle bir ligimiz vardı. Osimen diye bir şey indi böyle. Oyunu bozuyor ya. Yani. Bozuyor kesinlikle bozuyor. Çünkü şeyi var yani hem fizik kalitesi hem ya 105 yaşında olması gereken takımlar belli. Ne işin var burada? Git da şampiyonluk kovalı kardeşimken acayip bir şeyi var ee, kalite farkı var. O da tabii o duran topu kullanıyorsun bir tane canavar çıkıyor oyun canavarı evet. vuruyor gibi bir şey de oluyor. E, dünkü satır arasında eğer zafer ulaşabilirse bulabilirse bir grafik vermiştik Galatasaray'ın bu, e, bu sezonki sezonki istatistiklerini böyle 3 tane istatistiğini e, rekorunu vermiştik. Özellikle duran topla ilgili de orada bir kısım vardı. Onu tekrar bulabilirse zafer rica edeyim. Ee, 13 gol oldu duran topta. Şu anda top'tan. evet to, ee, toplamda geç, 13 golü var. Ee, geçen sezonda dahi 26 gol e, duran yani, toptan. Ama geçen sezonun tamamında 15 duran top olduğu anlamına gelir bu ve şu anda 10. haftada olduğumuz düşünülürse evet. evet. inanılmaz gibi bir istatistik. Evet. Yani bu çok olağan bir istatistik değil. Ee, tabii ki Sara'nın gelişi e, bunda %60-70 etkilidir. İşte keza aynı şekilde Osimen'in gelişi kafa gollerinde. Zaten Icardi mesela Icardi Osimen kadar uzun bir oyuncu değil ama kafa gollerinde he, her zaman çok etkili bir oyuncu olmuştur. Geçen sezonda ona yakın kafa gol atmıştı galiba yanlış Ozymen'de hatırlamıyorsam. Osimen'de 1.81 miydi? Boy o önemli de değil daha uzundur bence ya. Sıçrama kabiliyeti evet. çok iyi. Bu anlamda İtalya'da rekor kırmıştı bile var biliyorsun. Evet evet. İnanılmaz sıçrama kabiliyeti yani. çok acayip bir şey yani. Mesela Ennesri'de de var. Ennesri de çok iyi kafa içtir. Ama şey de öyle. o de sıçrama kabiliyeti çok önemli. Hı. Hı.